haftanın ilk günü ve ilk saatlerinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olmam hasebiyle yine telekonferans yöntemiyle bu pandemi dönemine mahsus bir uygulama açıkçası Nisan ayından beri devam ediyor. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyelerimizle, kıymetli belediye başkanlarımızla ki çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Beraberce bir genel değerlendirme toplantısı yaptık. Şehirlerimizde genel durum nedir? Yeni normal dediğimiz süreçte neler yapılıyor? Her ilimizin ve ilçemizin bu konuda yaptıkları nelerdir? Ayrıca Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında yaptığımız destekler, katkılar. Bilhassa bunların tamamıyla alakalı genel bir bilgilendirme yaptık. Çok da verimli oldu. Genel anlamda şunu da gördüm. İlçelerimizde ve illerimizde bir miktar vaka sayısıyla artışlar, vaka sayısıyla ilgili artışlar var. Benim tabii buradan Bursalı hemşehrilerimize ifade etmek istediğim konu şu. Biz nüfusu 3 milyondan fazla olan bir sanayi şehriyiz. Hareketli bir şehiriz. İstanbul'un hemen yanı başındayız. Dolayısıyla çok güzel başarılar elde ettik. Sağlık teşkilatımız, başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere, ilçe belediyelerimiz, valiliğimiz başta olmak üzere, bütün kolluk kuvvetlerimiz. Güzel bir mücadele verdik. Özellikle 31 Mayıs tarihine kadar devam eden pandemi sürecinde çok yoğun bir gayret vardı. Sıcak yemekler dağıtıldı, dezenfektasyon çalışmaları yapıldı, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilmeye çalışıldı. Ulaşımla alakalı %50 kuralı sıkı sıkı uygulanmaya çalıştı. Ama benim burada acizane tüm hemşehrilerimize hatırlatmak istediğim bir konu var. Temizlik, maske ve mesafe konusu zaten olmazsa olmazımız. Yeni normal dediğimiz süreçte bizim hayatımızın en önemli üç parçası. Bunda zaten sıkıntı yok. Lakin bazı manzaralar gerçekten tabir elindeyse bu hastalığın, bu salgının kökünü tetikliyor diyebilirim. Düğünler, cenazeler, efendime söyleyeyim toplu bir araya geldiğimiz uygulamalar, asker uğurlaması veya farklı etkinliklerle alakalı ben her bir vatandaşımızın çok dikkatlisi olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet, kolluk kuvvetleri olarak yapacağımız çalışmalar var. Zabıta, polis ve diğer teşkilatlar. Lakin bu noktada her bir bireyin üzerine sorumluluklar düşünüyorum. 3,5 dakikada bir vagonumuz geçiyor. Lütfen eğer çok doluysa bir sonrakini tercih edin. Otobüsle alakalı 3 dakikada 5 dakikada geçen hatlar var. Lütfen doluysa bir sonrakini tercih edelim. Ve bu noktada ben herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlık Bakanlığımız Bursa ismini son günlerde çok zikretti. Yine son bir hafta 10 gün içerisinde önemli gelişmelerimiz var. Fakat benim acizane tavsiyem her bir hemşehrimiz bu konuda duyarlı ve dikkatli olursa sokakta gezerken alışveriş merkezine gittiğinde bir düğüne, bir cemiyete gittiğinde veyahut farklı bir uygulamada herkes birey olarak dikkatli olursa ben Bursa'dan yine konuyla alakalı çok önemli sözlerin Bursa'yla alakalı zikredileceğine yürekten inanıyorum. Tabii sorun sadece Bursa'nın değil, sorun bütün Türkiye'nin hatta bütün dünyanın sorunu. Yeni normal dediğimiz süreçte bu noktada her birimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bugün hem bunu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında bütün Türkiye sattığında değerlendirmiş olduk. Hem de Bursa özelinde bu fikirlerimi, hemşehrilerimi paylaşma ihtiyacını hissettiğimi tekrar ifade ediyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.